Çoban çantası, forte. Çoban çantası otunun ekstraktı. Yani bunun birleşimindeki etken madde, çoban çantasının birleşimindeki etken madde %2, %3. Hemoroide iyi gelir. Birinci devre. Ama çok ilerlemişse o zaman ekstraktını kullanmak gerekir. Ha, bazı bayanlarda yoğun adet görme iyi gelir. Bağırsak kanaması iyi gelir. Nereden biliyoruz? Klinik araştırması. Bilgi var, bilgi var. Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın birçok ülkesinde klinik araştırması yapılıyor. Mesela Centella asiatica denen bir bitki var. Bu Hindistan'da yetişir. Onun ekstraktı var. O da Hindistan'da çok meşhurdur. Hindistan'da hemoroid olan, problem olan insanlar onu kullanırlar. Centella. Türkçe'de Coca-Cola diye de geçiyor. Biz onun da ekstraktını burada ilave ettik. Hemoroid çok çok dördüncü devre değilse kısa sürede iyileşir. Problem değil. Yani tedavi, iyileşme süreci kişiden kişiye, bünyeden bünyeye değişir. Hastaya göre. Ameliyat olursa hemoroid tekrar nüksedebilir. Yani hemoroid deyip baştan savmamak gerekir. Mesela bir beyefendi Düzce'den geldi. Hastaneye gitmiş. Hastanede hemoroid olduğunu zannediyormuş. Doktorlar demiş ki kanser. Allah korusun. Ne olacak? Ameliyat olacağız. Olacaksın makadı tikeceğiz demişler. Kapatacağız. Kolesterol yapıp şuraya bir torba takacağız. Makadı iptal edecekler. Kalın bağırsağın büyük bir kısmını alacaklar. O da ameliyat olmamak için hastaneden kaçmış. Bana geldi dedi ki ameliyat olmamak için hastaneden kaçtım. Ne olacak? 2-3 ay sizin ürünü deneyeceğim. Bakacağım. İyileşirsem ne ala. İyileşmezsek tekrar ameliyat olacağız. Ne yapalım dedi. Torbayla gezmek istemiyorum dedi. Kim ister ki günümüzde hiçbir insan yaşamı, çünkü yaşam kalitesini tamamen etkiliyor. Anı çok öyle çok ağır bir vaka deneme yaptık, hamdolsun vatandaşı ameliyattan kurtardık. Yani böyle rizikolu ağır vakalar bile iyileşmesi mümkün. Önemli olan doğru yerde doğru bitkiyi kullanmak. Evet. Zaten bunlarla ilgili dünya çapında klinik araştırmalar var. Şimdi 60 ilim adamı, Türk ilim adamının yazmış olduğu çok güzel bir kitap var. Fitoterapi ile ilgili. Onlar da dünyanın hangi ülkelerinde, nerede, ne zaman klinik araştırması yapılmış teferruatlı bilgi sunuyorlar kitaplarında. Evet, onları da incelemek lazım. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden ötürü. İnşallah bir dahaki programda yine güzel bilgilerle insanları aydınlatacağız Kanal T ekranlarından. Çok teşekkür ediyorum.